dünya hala kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha yalancı olduğunu tartışıyor. Bu duruma cinsiyetin etkisi ne ölçüdedir bilinmez ama yalan, aldatma ve hile ne yazık ki hayatımızın bir parçası. Aldatmaya dayalı birçok inceleme ve araştırma yapıldı. Çoğunu TV ekranlarından ya da dergi sayfalarından duymuşsunuzdur. Mesleklerinizin yalan söyleme potansiyelini etkilediğini biliyor muydunuz? Bu videoda en çok aldatan mesleklere bakacağız. O halde hemen videomuza geçelim. Bilgi işlem çalışanları. Boşanma oranları raporları gösteriyor ki internet aldatma ya da aldatılma durumunun en büyük sebebi. Sosyal medya ve sohbet odaları normalde mümkün olmayacak birçok kişiyle bağlantı kurmaya imkan veriyor. Sonuç böyle olunca da yeni biriyle tanışmanın sadece saniyelerinizi alıyor. Bilgi işlem çalışanları herkesten fazla internette zaman harcadığı için olası tuzaklara düşmeleri daha da artıyor. İtfaiyeciler. İtfaiye çalışanlarının diğer birçok meslekten daha yüksek oranda boşanma oranına sahip olduğu bilinen bir gerçek. Ama bu oranın 3 kat daha fazla olduğu gerçekten şaşırtıcı. Kuşkusuz boşanmalarının büyük bir kısmının nedeni eşini aldatmadan kaynaklıdır. İtfaiye sektöründe çalışanlar insan hayatı açısından en büyük tehlikelerden bazıları olan duman ve ateş ile karşı karşıya kalıyorlar. Böyle tehlikeli ve bazen de travmatik koşullar altında çalışan kişilerin ruhsal sıkıntılar geçirmesi normal gibi duruyor. Yönetici asistanları. Yönetici asistanı, kendisine tanımlanan çeşitli görevler çerçevesinde birim yöneticisine idari destek sağlamak ve ofis işleyişini organize etmekle sorumludur. Yönetici asistanlarında aldatma son yıllarda artış göstermiştir. Sebebinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor ancak durum gittikçe ciddileşiyor. Hemşireler. Erkek hemşire sayısında 1970'lerden beri artış olmasına rağmen hala kadın egemen olduğu meslek kolundan bahsediyoruz. Bu meslek uzun vardiyalar ve sürekli hasta ile temas içinde olmanın psikolojik yüküyle boğulmuş, stresli bir pozisyondur. Araştırmalara göre depresyon oranı en yüksek ilk 10 meslekten biri hemşireliktir. Avukatlar. Bu listede avukatlarla karşılaşmak bazılarımız için şaşırtıcı olmamıştır. Avukatlar savunma söz konusu olduğunda işleri gereği etik olmanın dışına çıkabilirler. Tüm avukatlar elbette yalan söylemez ama çoğunluğu için bunu söylemek oldukça zor. Avukatların bir konuyu manipüle etme ustalıkları da bilinen bir gerçektir. Ev hanımları. Hiçbir iş evde kalan anneden daha kutsal değildir. Evin ağır işleriyle boğulan ev hanımları üzerine bir de eşiyle iletişim sıkıntısı yaşadığında ruhsal açıdan sıkıntıya düşebilirler. Bu durumda sağlıklı karar vermemeleri de gayet doğal. Polisler. Polislerin de aldatma potansiyellerinin yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Düzensiz vardiya, uzun çalışma saatleri, fiziksel ve zihinsel stres gibi nedenler bu durumun asıl sebepleri olarak göze çarpıyor. Doktorlar. Bir bayan için doktorluk kariyerine sahip biriyle yuva kurmak iyi bir seçenek olarak görülebilir. Bu kariyerin cinsiyet önyargısı olmasa da araştırmalar aldatan hekimlerin öncelikle erkek olduğunu göstermektedir. Erkek doktorların eşlerini en çok aldattıkları bireyler ise iş yerinde çalışan hemşireler. Öğretmenler. Bu listede en şaşırtıcı mesleklerden biri kesinlikle öğretmenlerdir. Öğretmenler araştırmalara göre aldatma yüzdesi en yüksek olan ve en yaygın mesleklerden biridir. Öğretmenlerin çoğunluğunun erkek olduğu bilinen bir gerçek. Fakat bayan öğretmenler aldatmada daha büyük bir orana sahip. Son 10 yılda artan öğretmen-öğrenci skandalları bu konuyu destekler nitelikte görünüyor. Finans sektörü. Ünlü psikologlardan bazıları neden güçlü erkeklerin daha yüksek aldatma oranına sahip olduğunu araştırdı. Profesyonel ortamlarda son derece çekici ve arzu edilen kişilerin yüksek gelirleri, yoğun seyahat programları ve rutin iletişimlerden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Bu kriterlere dayanarak finans sektöründeki erkeklerin en yüksek aldatma yüzdesine sahip olması hiç şaşırtıcı değil. Sorulduğunda herkesin olumsuz baktığı bir konu nasıl yapılan en büyük yanlışlardan biri olabilir ki? Aslında sorunun açık bir cevabı var. Ruhsal denge. Aldatan bireylerden kimse bu durumu kabul etmese de yapılan araştırmaların hepsinin ortak noktası aynıdır. Aldatma ilişkilerde büyük bir sarsıntı. Aldatılan kişide ise büyük güvensizlik yaratan bir durum.
Ancak aldatmaların pek çoğu gizli kalıyor. Dünyada aldatma üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Tüm dünyada ihanet sebepleri arasında ise ilk sırayı cinsel tatminsizlik alıyor. Danimarka İstatistik Bürosu Statista tarafından yapılan araştırmada Taylandlıların eşlerini aldatmakta dünya birincisi olduğu belirtildi. Araştırmada %56 oranlı ilk sırada yer alan Tayland'ı %46 ile Danimarka takip etti. %45 ile 3. sıraya yerleşen Almanya'yı %45'i biraz aşan oranla İtalya izledi. Dünyanın en çok aldatan eşleri sıralamasında %43 ile Fransa 5, %40 ile Belçika 6. sırada yer aldı. %200 aldatan kişiyle yapılan bir araştırmada aldatan erkeklerin %55'inin 5 veya daha fazla kişiyle eşini aldattığı görüldü. Aldatan kadınların %50'si ise yalnızca bir kişiyle aldattıklarını itiraf etti. Türkiye'de Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin araştırmaları ise ortaya oldukça ilginç istatistikler çıkardı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de erkeklerin yaklaşık %58'i, kadınların ise yaklaşık %40'ı evlilik süresince en az bir kere aldatıyor. Cinsiyet Genel Başkanı psikoterapist Cem Keçe ise aldatma rakamlarının aslında çok daha fazla olduğunu ancak araştırma sonuçlarına yansımadığını belirtiyor. Yine aynı araştırma Türkiye'deki aldatma sebeplerinde ilk sıralarda eşlerin, partnerlerin birbirini dinlememesi, ihmal ve cinsel tatminsizlik geliyor. En ilginç sonuç ise aldatma zamanları ve saatleriyle ilgili. Aldatan kişilerin birçoğu cuma gününü seçiyor. En sık kullanılan bahane ise arkadaşlarımla bir şeyler içeceğim oluyor. Ayrıca araştırmaya göre ihanet eden kişiler gece yarısından önce eve dönüyor. CİSED'in aldatma anketinde 5000 kişiye evlenme sebepleri sorulduğunda %44'ü toplum ve aile baskısı yüzünden, %40'ı zorunluluklar yüzünden şeklinde cevap veriyor. Bu soruya verilen cevaplar düşündürürken aldatma verileri günden güne daha da endişe verici bir hale geliyor. Türkiye ve tüm dünyadaki bir diğer sorun ise sanal aşklar. Aldatma insanda olabilen bir özelliktir. Kadınlar genetik özellikleri, toplumsal yargılar ve baskılanmalarından dolayı erkeklerden daha az aldatırlar. Ancak bu iş erkeklere göre daha gizli yaptıklarından aldatma oranları gerçekçi şekilde kamuoyuna yansımaz. Hastalıkları, kişilik psikolojiklerini bir kenara bırakırsak, kadının aldatmasındaki en büyük etmen sevgi ve ilgi eksikliğidir. Yapılan araştırmalara göre erkekler kadınlardan daha fazla aldatıyor. Ancak toplumsal yapı erkeğin aldatmasına karşı daha toleranslı davranırken, kadınların aldatmasına bu kadar hoşgörüyle yaklaşılmıyor. Çoğu zaman erkeklerin aldatması bir övünme meselesi haline gelirken, kadınların aldatması ise daha çok gizli kalması yönündedir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.